Lanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir gün. Güneşli, hava çok nefis aslında. Çok nefis tarifini kullanmak istiyorum. Beşiktaş'ta yıldızlı olacağız. Yıldız Sarayı'nı resmedeceğiz. Benimle resim yapar mısın sorusunu bugünkü konuğuma daha önce sordum ve evet cevabını aldım. Kendisi bize bugün gerçekten çok katkı verecek. Programımızın güzel olacağını umuyorum. Evet arkadaşlar, bugün izleyicilerimize sürprizimiz var demiştik. Bugün kurulumumuzu hızlı yaptık. Sürprizimizin çünkü fazla da vakti yok. Sürprizimiz İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Nedret Apaydın. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Programımıza öncelikle katıldığınız, teveccüh ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Biz format olarak zaten sizinle paylaşmıştık. İstanbul'u anlatıyoruz. Biz de bugün İstanbul dediğimizde aklımıza gelebilecek yerleri araştırdık ve Turizm Kültür Müdürlüğü aklımıza geldi. Biz ne kadar söylesek de müdürlüğümüzün bilgisinde olan şeyler bizden fazladır. O yüzden bugün sizden bir şeyler almak istiyoruz. Bu arada ben format gereği hızlı kurulum yaptım. Resim taslağını hazırladım. Sizi çok zora sokmayacağım. Tamam, çok güzel. Ama tabii ki de size fırça tutturacağım. Yani bu iş böyle olacak. Bunun kaçış yolu yok. Çok beceremediğim sanatla, bir şey ama. Çok ilişkili olmanız yetmiyor. Yanında olmanız bile yeterli. Sanata destek vermiş olmak, bizimle burada olmak bile bizim için çok büyük bir destek. Sanat adına da çok büyük bir destek. Evet. Hem de gelmişken o mizanseni yaşatalım istiyoruz. Bu palet, fırça, çözücümüz siner ve resim yağımız. Ama önce ben program önlüğümü giydirmek istiyorum. Tamam. Öncelikle çok mutlu oldum. Sanat, resim ve İstanbul ve Yıldız Sarayı'ndayız. Hepsi birleşince müthiş bir keyif. Ben programımızı takip ediyordum ama davet edileceğim hiç aklıma gelmemişti. Çok mutlu oldum. Özellikle İstanbul'da biz en çok gençler sanat, kültür nasıl yapabiliriz derdindeyiz. İşte bu program bunlardan bir tanesi. Bunu bilerek ve isteyerek söylüyorum. Gerçekten biraz önce söylediniz, İstanbul bir aşk diye. Cumhurbaşkanımız da sürekli söyler İstanbul'a aşığım diye. Evet. Onun için yıllardır hizmetleri de böyle. İşte İstanbul'a aşık olabilecek noktalardan bir yer, bir noktadayız, evet. Şu anda Yıldız Sarayı'ndayız. Ben İstanbul'da yaşıyorum diyen herkesin mutlaka bir kere görmesi lazım. Evet, bunu. Evet. Kuş seslerinin içerisindeyiz. Şehrin gürültüsünden en ufak bir şey yok. İstanbul'dasınız ama İstanbul değilsiniz. Negatifliğini, sıkıntılarını yaşamıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz burası 1877 yılında Sultan Abdülhamit Han 1909'a kadar ailesiyle beraber yaşadığı, kendine ait bir dünya kurduğu ve koca imparatorluğu yönettiği çok önemli bir merkez. Bugün de bu güzelliğini koruyor. Biz o açıdan çok şanslıyız. Yani kültürle uğraşmak çok stresli bir iş. Yeni projeler üretmek ama o açıdan şanslıyız. İstanbul'un en özel yerlerini görebiliyoruz. Görev gereği görebiliyoruz. Bu çok güzel. İşte beraber bir burada da iş yapıyor olmak beni, evet, de çok keyiflendirdi. Çok gerçekten söylediğiniz şeyler öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz açısından, evet, kayda değer şeyler. Ben de bir öğretmenim. Devletin memuruyum. Öğrencilerime bir şey anlatırken hep aşkla anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Çünkü sen inanmazsan karşındakini inandıramıyorsun. İstanbul'un güzel olduğunu, İstanbul'un sadece bir boğazdan ibaret, adı geçen şeylerden ibaret olmadığını, devhizlerinde, gizli yerlerinde inanılmaz eserlerin olduğu, inanılmaz hikayelerin olduğu bir şehir. Bunları bu 15 milyonun belki hepsini anlatamayız ama 70 milyon gibi bir hedefimiz ve dünya hedefimiz var. İstanbul'u zaten dünya biliyor. Gelen insanlar bizimle bazen programlarda İngilizce konuşuyor ve geldikleri yer hakkında bize bilgiler. Bu şehre yılda 12 milyon turist geliyor. Biz dünyada bütün dünya sıralamasında 6.'yiz. Yani bir hayli yukarılardayız İstanbul olarak. Evet. Tercih edilen şehir olarak.
12 milyon turist geliyor. Bizim güzelliklerimizi, turist tabii bir program üzerine geziyor. Bizim kendi insanımızın gezmediği yerlere geziyor. Ama biz arzu ediyoruz ki kendi insanımız da gezsin. Yılda 9 milyon civarında kendi vatandaşımız Türkiye'de yurt içinde bir turizm hareketliliğinde bulunuyor. Ama arzu ediyoruz ki İstanbul'u herkes gezsin. Şimdi bizim sloganımız şu: İstanbul'da yaşayanlar var, İstanbul'u yaşayanlar var. Evet. Burası kendi memleketindeki gibi sadece evi, iş yeri dışında İstanbul'un güzelliklerini yaşamayanlar, biz İstanbul'da yaşıyor diyoruz. Ama bir de İstanbul'u yaşıyor. Yani şuraya gelirken, şuradan geçerken arabasıyla baktığında evet burası Yıldız Sarayı, Sultan Abdülhamit'in mirasıdır. Şu, buradaki güzellikler şudur. Veya Üsküdar'a gittiğinde bir çay içerken kafasını çevirdiğinde evet burası Mihrimah Sultan Camii'dir diyebiliyorsa o evet İstanbul'u yaşıyor demektir. Orada hakikaten İstanbul'un tadına varmış demektir. Bizi seyreden gençlere veya yaşı kaç olursa olsun kendini genç de hissetse herkese şunu soruyorum: şehir dışından ya da yurt dışından bir misafiriniz geldi. Evet. Sinop'tan, Kastamonu'dan herhangi bir yerden bir misafir ya da yurt dışından bir misafiriniz geldi. Dedi ki size, yahu arkadaşım bana İstanbul'da bir program çiz. Sen gelmesen de olur, işine bak. Bana bir program çiz. Ben nereleri ziyaret edeyim dese, 20 yer istese hemen arkadaşlarımız yazıyorlar. Topkapı Sarayı, Ayasofya, Yıldız Sarayı yazıyorlar. Ama 7'de 8'de tıkanmaya başlıyor. 9, 10'da artık duruyor. 10, 11 hep bitiyor. Üstelik şöyle bir soru sorulsa, arkadaşım sen bunları yazdın ama sen bunları gezdin mi dese iş hep sıkıntıya uğruyor. Dolayısıyla biz gelen misafirlerimize bile güzel bir liste yapabilmek için ve onların evet gezdin mi, haydi beni gezdir dediğinde, Kapalı Çarşı'ya gittiğinde, burayı ben bana bir 3 dakika 5 dakika anlat dediğinde bunu bilebilmeliyiz. Hem bu şehirliyiz, artık bu şehirde yaşayan herkes kendi memleketinden, memleketiyle elbette ki bağını kesmesin. Ama önce İstanbulluyuz, sonra kendi memleketimizi söyleyelim. Önce memleketimizi söylemeyelim. Aslında Türkiye'de yaşayan herkes önce İstanbul. Evet, çok hızlı bir mesafe aldık son yıllarda. Biz son 15 yılda, son 13-14 yılda özellikle İstanbul'daki kültür varlıklarımızda, mesela şu anda Yıldız Sarayı'nda bulunuyoruz. Buranın neredeyse tamamı elden geçti, restorasyona uğradı. Bu o kadar önemli bir şey ki, Topkapı Sarayımız, Ayasofya, 38 bin kültür varlığı var İstanbul'da. Bunlar şu anda devletin imkanları had safhada kullanılıyor ve hepsi elden geçiriliyor. Yani tarihimize yeniden sahip çıkılıyor. Bu çok çok önemli. Ya bizim parlatamadığımız, yıllarca parlatamadığımız İstanbul artık daha bir parlamaya başladı. Bu gerçekten farkındalık arttı aslında. Bu gayretler zaten bunun için. Ben bu arada paleti evet, artık en zor en zor kısmına geldim. Hem sohbetimiz devam etsin, çok güzel. Konuşmak hem de kolay ama sizden şuradaki ağaçları, aha, evet, şu dallarını mesela işte TRT'deki ressam hatırlarsınız. Evet. Bu profesör tarzında şöyle. Şu ağacın şöyle yeşil dallarını yapalım tarzında. Yani, buradaki çam ağaçlarına bakın. Onları hafif matematiğiyle çizdim. Sizden şunu istiyorum. Kültür hocam, müdürümüz gelmiş de bizim tuvalimize hiç fırçasını dokundurmamış, dedirtme. Hocam yani, ne kadar zor. Şöyle. Dediğiniz için kolay geliyor. Şunları yapmanızı istiyorum. Ama onlar bile bir etki yapacak, emin olun. Bu peki, işi bildiğimiz için. Bob'un söylediği güzel bir şey vardı. Onu hep söylemek istemişimdir. Buyurun söyleyin, güzel tam fırsatı. Söyleyeyim. Evet, şuraya güzel bir yeşil konduruyorum. Evet. Evet. Bu resim sanatı Allah vergisi ama ben tüm arkadaşların, genç arkadaşların sanatın her alanıyla ilgilenmesini arzu ederim. Çünkü şunu ısrarla söylüyoruz: sanat tek başına sanat değildir. Sanat, seyircisiyle, evet, takdir edileniyle. Çok doğru, siz bu konuyu benden daha iyi bilirsiniz ama sanat o insana kültürel bir değişiklik sağlar. Konuşması, yürümesi, davranışı, iletişimi. Bu manada resim sadece resim demek değildir. Davranışlarını değiştirir kişinin. Şimdi sayın müdürüm, Vidinli Osman Paşa Osmanlı son dönem ressamlarından asker kökenlidir. Evet. Yani Osmanlı'da resim vardı biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet ilk portresini yaptırarak resme bir
giriş yapmıştır Osmanlı'da. Sanata verdiği önemi, estetiğe verdiği önemi de göstermiştir bu aynı zamanda. Sadece savaşta kahraman değil, entelektüel de bir insan olduğunu, aydın bir insan olduğunu da göstermiştir. Evet. Ve bu süreçte devam eden Avrupa ressamlarının çok çok gelip İstanbul konulu gravürleri, sayısız gravürleri vardır. O 1800'ler kuşağında da Osmanlı'da ressamlar türemeye başlıyor. İşte bu ressamlardan bir tanesi de bizim konumuz. Vidinli Nuri Paşa. Paşa. Osmanlı'nın ressamları paşadır. Doğru. Aynı zamanda askeri harbiyede eğitim verirler. Paşa ressamlardır. Askeri yönleri de vardır. Aynı zamanda gidip savaşmışlardır. Hatta savaşta esir düşen ressamlar bile vardır. Vidinli Nuri Paşa da bunlardan bir tanesi. Kendisi peyzaj ve doğa resmini resmetmeyi çok seviyor. Ve realist çalışıyor. Gerçekçi bir resim. Dikkat edin. Çok gerçekçi fotoğrafik çalışılmış. Çok yetenekli bir ressam. Doğumuyla ölümü arasında çok bilgi sahibi değiliz. Fotoğraf ama değil. Sanat kuşağına baktığımız zaman da resmin temellerini atan Osman Hamdi'ye kadar gelen kuşakta çok önemli yer tutuyor. Evet, önemli. Çünkü bir kuşağı da eğitiyorlar bunlar. Ali Rıza Bey'den, hatta Ali Rıza Bey Osmanlı son dönem ressamlarının çok önemlilerindendir. Ali Rıza Bey de Vidinli Nuri Paşa'nın öğrencilerindendir. O dönemki kuşaktaki pek çok ressamı Sanayi Nefise Mektebi'ne aslında gelen kuşak, yani şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi'ne gelen kuşağı yetiştiren ressamlar. Onların temelini atan ressamlardan bir tanesi. Evet. Daha sonra da zaten biliyorsunuz buradayız, mekanındayız. Sultan Abdülhamit'in katkılarıyla, Osman Hamdi'nin girişimiyle bir Sanayi Nefise Mektebi kuruluyor ve Cumhuriyet dönem ressamları oradan itibaren daim kalılar, samimiyetikler falan devam ediyor. Böyle bir kuşak. Hem onları anlamak için, anlamasanız bile hissetmek için, evet bu mekanda bir ara, bir dönem bizim büyüklerimiz, atalarımız yaşamış ve gerçekten dünya siyasetinde çok çok etkin rol oynamışlar diyebilmek için burayı mutlaka ziyaret ediniz. Hocam ben sohbeti bıraktım. Resme devam edin. Bence çok iyi gidiyorsunuz. Evet, resimle ya, ilgileniyorum. Yapılması gereken şey belli. Bu, kimi şu dalları. Evet, şöyle. Aynen o hareketlerle devam. Bu bir demek ki resim bir süre sonra öğrenilebilir bir şey midir? Evet. Yoksa mutlaka bir yetenek midir? Şimdi, onu bilmiyorum ama. Bu şöyle bir şeydir. Şimdi herkes araba kullanabilir. Evet. Herkes F1 pilotu. Olamaz. Ama kendisini mutlaka bir şekilde bir yerden bir yere ulaştırır. Herkes resim yapabilir. Herkes sanatçı. Olamaz. Çünkü çocuk kötü de yapsa bir resim yaptı diyoruz. Buna başka bir isim koyamıyoruz. O zaman herkes resim yapabilir. Şu benim yaptığımı da bir resim yaptı diyeceksiniz en sonunda ama. Evet, bir resim yaptınız, yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? Bugün artık herhalde çocuklarınıza bunu mutlaka anlatırsınız. Herhalde ekrandan sizi elinde fırçayla, önlükle falan görürlerse. Evet, çok uzun bir şey olacak. İlk defa, evet. Çocuklar için babasını daha farklı, hep farklı bir yerde görmüşlerdir. İşte protokollerde falan. Ama böyle sıcak, samimi bir programda elinde fırça, sanat konuşuyor. Babam mı benim? Bakar mısın? Protokollerdeki fotoğraflarına bir bakalım. Evet. Ekranda gayet yüzü gülüyor. Evet. Değil mi? Her zaman gülüyor hocam yüzümüz. Teşekkür ederiz. Devlet. Devletin yüzü gülmeli, evet. Evet. Evet hocam, ben sizden hızlı gittim herhalde. Evet, şunu yapabilirsiniz. Şuna biraz kahverengi görüyor musunuz? Evet. Biraz da şimdi sertleştireceğiz. Şuradaki şeye. Ama bunu böyle değil, yaprak gibi. Ah bravo, hemen fark ettiniz onu. Şöyle. Evet. Yavaş yavaş yukarıya doğru omuzdan böyle çekeceksiniz. Uzun ve düz çizgiler resimde bir tekniktir. Böyle yavaş yavaş atılmaz. Yazı yazar gibi resim yapamazsınız böyle gideyim falan. Resimde çizgi mi gerekiyor? Buradan başlar ve çıkar. Evet. Yeter ki fırçanda o boya olsun veya kalemin ucu kırık olmasın. Dümdüz çıkar. Peki hocam. Diğer ağaçları da yukarıya doğru aşağıya doğru. Suyuna göre derler ya, marangozlar öyle söyler. Ağacın suyuna göre. Şuraya daha ona biz çözücü alalım.
Şöyle, çok sert duruyor hocam. Mesela. Bu tiner yumuşatır. Evet. Direkt süremeyiz. Şöyle resim yağıyla da daha fırçayı hareketli hale getiriyoruz. Daha rahat hareket eder. Buradan girer, çıkarsınız şöyle. Şu dallara doğru ulaşın. Şöyle dalları yapın. Kendi zevkinizi resim konusundaki bence o yapamayacağınız düşündüğünüz şeylerin hepsini yapabilirsiniz. Evet hocam, çok iyi. Ağaçlarım 100 yıllık gibi oldu ama olsun. Çok güzel. İşte zaten neredeyse 100 yıllık ağaçlar var burada. Bakın ne kadar etkili oldu. Şöyle resme bir gelin buraya. Şimdi dibindesiniz. Evet. Şöyle gelin. Gördünüz mü? Stresli olduğumuz zamanlarda resim yapabiliriz. Evet. Yani orada bir manzara, geriye doğru küçülen, değil mi? Daha bir küçük ağaçlar var hemen. Önde daha sert dikey. Şuradaki gördüm, şu ortadakini gördüm ben de. Onu anlattım orada. Evet. Şimdi dibine koyuluklar, şuralara daha yeşil böyle koyu yeşiller gelebilirsin şu kısma. Ben zaten leke olarak onları verdim. Biraz daha sert yeşillerle, şuralara koyularla, yine dallarını çıkarak şunlarında devam edebilir. Sonuçta bir bahçe mi orası? Bahçe. Ama burayı mesela yine şuna göre yapın. Şuradan başlayın ve şu haliyle. Evet. Tabii bunu... Renkler boyama, çünkü yakında daha... Boyama kadar renklerin ilişkisi... Tabii bilgisi de. Bilgisi, onun kurgusu, hepsi iç içe. Sanat böyle bir şey demek. Evet. Bir manzara görüyorsunuz, dünyada örneği yok. O hayal işte. Öyle görüyor. O sanatçı öyle görüyor. Gitseniz o ağacı belki yerinde bulamazsınız. Yoktur. Evet. Ama yönünü çevirmiştir, başka türlü yorumlamıştır. Ona da resim diyoruz. Evet. Hayal etmiş çünkü. Sanatçı hayal eder. Bugün çok keyifli bir gün geçirdim. İstanbul'da hem Yıldız Sarayı hem benimle resim yapar mısın programı. Hepsi birleşince çok özel bir anlar yaşadım. Çok ciddi manada gayretler içerisindeyiz kültürle alakalı İstanbul'da. Bu gayretlere benimle resim yapar mısın programı gerçekten çok büyük bir katkı yapıyor. Bunu biliyorum. Çünkü programlarını takip ediyorum. Sağ olsunlar, beni de davet ettiler. Büyük bir keyifle geldim. Ben hocama çok teşekkür ederim. Ekibine çok teşekkür ederim. Çok hoş bir gün geçirdim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ekibim adına, TRT Diyanet TV adına, benimle resim yapar mısın programı adına ve izleyenleri, sevenleri adına da çok teşekkür ediyoruz. Sayın Nedret Apaydın, İstanbul Kültür Müdürümüz, konuğumuzdu. Bizi kırmadı. Gerçekten kendisi çok nazik de bir insan. Kendisinin zamanı kısıtlı olduğu için hızlıca da aslında bazı şeyleri geçtik. Gerisini toparlayacağız tabii ki. Bu bizim işimiz. Burada sıkıntı yok. Önümüzdeki hafta İstanbul'da yine başka bir mekanda, belki de başka bir İstanbul severle, İstanbul'u belki de başka bir yönetenle veya sizden biriyle benimle resim yapar mısın programında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.